10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 188 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 188-10. Ülkelerin kalkınması, siyasi ve kültürel etki alanlarını genişletebilmesi için nüfus önemli ve gereklidir. Özellikle üretimi ve tüketimi fazla olan ülkelerin ekonomileri giderek büyür ve gelişir. Türkiye'de son yıllarda devlet politikası haline gelen doğum oranlarının yükseltilmesi olgusunu, ekonomiye etkisi açısından değerlendiriniz. Cevap, Türkiye'de doğum oranlarının artırılması politikası, iş gücü arzını ve tüketimi artırarak ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Ancak bu, eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda yeterli altyapı ve kaynakların sağlanmasını gerektirir. 11. Türkiye'de 2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemi uygulamasına geçilmiştir. Böylece geçmiş nüfus sayımlarında olduğu gibi insanların sokağa çıkma yasağı yaşaması durumu ortadan kalkmıştır. Ayrıca adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sayesinde Türkiye nüfusunun gerek miktarına gerekse yapısal özelliklerine ait verilerin sürekli güncellenebilmesi sağlanmıştır. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile Türkiye nüfusunun gerek miktarının gerekse yapısal özelliklerinin sürekli güncelleniyor olabilmesinin Türkiye'ye nasıl katkıları olmuştur? Cevap, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, Türkiye'nin nüfus planlaması ve kalkınma politikalarını daha etkin yürütmesine olanak tanımış, gerçek zamanlı veri akışı ile hızlı ve doğru karar almayı mümkün kılmıştır. 12. Aşağıda Türkiye'de nüfusun artış hızının yıllara göre değişiminin grafiği verilmiştir. Türkiye'nin nüfus artış hızı eğiliminin son yıllarda duranlaştığı gözlenmektedir. Nüfus artış hızının duranlaşma eğiliminde olması, Türkiye'nin gelecekte ne gibi sorunlar yaşamasına neden olması beklenir? Cevap, nüfus artış hızının duranlaşması, gelecekte iş gücü piyasasında genç çalışan eksikliği ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde artan bir yük yaratabilir. 13. Türkiye'de ortanca yaş giderek yükselmiştir. 1980'de 19,9 olan ortanca yaş 2022'de 33,5 olmuştur. Ortanca yaşın giderek yükselmesi, ülke nüfusunun yaşlandığının bir göstergesidir. Türkiye'de nüfusun giderek yaşlanması, gelecekte Türkiye'nin ne gibi sorunlar ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir? Cevap, Türkiye'de nüfusun yaşlanması, genç nüfusun azalmasıyla iş gücü piyasasında daralma ve emekli nüfusun artmasıyla sosyal güvenlik harcamalarının artması gibi sorunlara yol açabilir. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 188 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.